Evet, merhaba sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Sizlerle beraber inşallah güzel bir program olacak bugün. Bugün hem güzel lezzetli yemekler hazırlayacağız hem de sizlerle beraber inşallah sohbet etmiş olacağız ve yemeklerimizi hazırlamış olacağız. Bugün yemeklerimizde neler vardı? Sizler için hazırlayacağımız yemeklerimiz. Kiriz tavamız var, onu hazırlayacağız. Ondan sonra fırın makarnamız var. Ondan sonra kavunda güzel bir şölen hazırlayacağız. Çilekli pudingimiz olacak. Bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak. Tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Yemeklerimiz hem lezzetli olacak hem de güzel olacak. Pratik bir sürede ne yapacağız? Yemeklerimizi hazırlayacağız. İnşallah tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi hazırlayacağız. Size de evlerinize, kendinize lezzetli, güzel ve sağlıklı bir şekilde yemekler hazırlanmış olacaksınız inşallah. Ha, birazdan listemizi alacağız. Sizler de bizlerle sohbet etmek istiyorsanız, canlı yayına bağlanmak istiyorsanız, sizlere ait yemekler varsa, bizlerle paylaşmak istiyorsanız 0212 454 55 70 dolu numaramızı arayabilirsiniz. 0212 454 55 70 dolu numaramız, canlı yayın numaramız. Bu numara üzerinde hem sohbet edebilirsiniz hem de size ait olan yemekler varsa bizlerle paylaşmak istiyorsanız, anlatmak istiyorsanız bu numara üzerinde bizlere anlatabilirsiniz. Hemen şöyle bir şey yapacağız. Bugün ilk önce fırın makarnamızla başlayacağız. Fırın makarnamızın listesini alacağız. Ondan sonra güzel bir fırın makarna. Ondan sonra kilis tavamız var. İkisi de çok güzel olacak, çok lezzetli olacak. Önce fırın makarnamızın listesini alalım. Ondan sonra hemen tavamızda güzelce bir şekilde listesini alıp hazırlayabiliriz. Arkadaşlar klimayı biraz kısabilir miyiz rica etsem? Evet, öncelikle fırın makarnamızın listesi hazırsa bir alalım. Fırın makarnamız için kullanacağımız malzememiz, bir paket fırın makarnamız var, 100 gram kadar beyaz peynirimiz var, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar unumuz var, 4 yemek kaşığı kadar tereyağımız var, 2 su bardağı kadar süt, 1 tutam maydanoz, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 2 adet yumurta sarısı kullanacağız. 1 paket fırın makarnamız, 100 gram kadar beyaz peynirimiz, 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 4 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 su bardağı kadar süt kullanıyoruz, 1 tutam maydanoz, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 2 adet yumurta sarısı kullanacağız. Öncelikle fırın makarnamızı güzelce bir şekilde haşlayacağız. Haşladıktan sonra kenara aldık. Ondan sonra beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Beşamel sosumuzu güzelce bir şekilde sevgili izleyenimiz, beşamel sosumuz için tereyağımızı eriyecek, unumuzu kavuracağız. İçine hafif biraz karabiberimizi, tuzumuzu ilave edeceğiz. Ondan sonra sütle beraber açacağız. Yarısını süt ve su da kullanabilirsiniz. Beşamel sosumuz hazırlandıktan sonra geniş bir kabımızı içine beşamel sosumuzu biraz hafif soğutacağız ki elimiz yanmasın. Yarısını ilave edeceğiz. Ondan sonra makarnamızı içine ilave edeceğiz. Makarnamızı içine peynirimizi, maydanozumuzu dahil ettikten sonra onu iyice bir karıştıracağız. Tepsimizi içine ilave edeceğiz. Tepsimize ilave ettikten sonra üzerine kalan beşamel sosumuzla içine 2 adet yumurta sarısını kıracağız. O da güzel bir renk katması için, iyice bir kızarması için. Onu biraz hafif karıştırdıktan sonra tekrardan üzerine ilave edeceğiz. Üzerine iyice bir örteceğiz. Ondan sonra fırına yolluyoruz. Fırında yavaş yavaş pişecek ve piştikten sonra hem şöyle nar gibi kızaracak. Afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir sunum olacak. Biz de yavaş yavaş hazırlayalım. Ondan sonra fırına göndereceğiz. Peşi sıra güzel bir kilis tavamız olacak ve onu hazırlayacağız. Evet, şöyle bir öncelik bir makarnamız dedik. Hemen eldivenimizi alalım. Makarnamızın hazırlığına başlayalım. Tabii beşamel sos istiyorsak biraz daha fazla da yapabiliriz. Biraz çünkü fazla olsun ki makarnamız iyice birbirine tutsun, kalıplaşsın, güzelce bir şekilde hazırlayalım diye. Onun için biraz ne yapacağız? Beşamel sosumuzu fazla tutabiliriz. Şöyle bir tekrardan ocağımızın altını açtık. Ondan sonra ısınmaya başlasın tenceremiz. İçine istiyorsak tereyağı da kullanabiliriz, istersek sıvı yağ da kullanabiliriz. Hangisi varsa elimizde onu değerlendirip kullanabiliriz. Şöyle bir yağımızı gönderelim. Bir tane de çırpma telimiz ısınmaya başlasın. İçine biraz maydanoz kullanacağız. İstersek maydanoz veya da dereotu da karışıkta kullanabiliriz. Seviyorsak değerlendirebiliriz. Yeşilliğimizi de alalım. Şuradan biraz ben şöyle dereotu, maydanoz, birazdan şöyle taze nane kullanacağım içine. Bunlar güzel yakışacak ve güzel bir lezzet katacak. Yağımız ısınana kadar biz de yeşilliğimizi hazırlamış olacağız.
tekrardan minik minik şöyle bir hazırlığımızı yapacağız. Fırın makarna hem çocuklarımızın severek yiyeceği güzel bir sunum olacak, güzel bir lezzet olacak. Tabii fırın makarnamızın iyice birbirini tutması için beşama sosumuz önemli. Beşama sosumuz biraz fazla olsun. Fazla olması hem makarnamızı daha güzel bir şekilde sunumunda yardımcı olacak, hem de makarnamızı birbirini tutmasını sağlamış olacak. Evet, böyle bir hazır. Yağımız ısınmaya başlıyor. Biz de hemen unumuz da hazır. Unumuzu içine ilave edelim. Unumuzu gönderdikten sonra yavaş yavaş şöyle bir karıştıralım. Hafif yağımız az geldiyse biraz daha yağ içine ilave edebiliriz. Evet. Beşamel sosumuz güzel bir beşamel sosu olsun. Tabii ki çorbamızda, yemeklerimize, beşamel sosumuzda ve nerede kullanacaksa unu sunumlarımıza kullanırsak unu biraz fazla kavurmamız gerekiyor. Çünkü un ne kadar fazla kavurulursa hem un kokusunu gidermiş olacağız, hem de yaptığımız yemeğimiz daha lezzetli ve daha güzel olacak. Onun için unumuzu ne yapacağız? Biraz daha fazla kavurabiliriz. Allah razı olsun. Şöyle bir hazırlığımıza devam edelim. Yavaş yavaş kavurmaya devam etsin. Ondan sonra beyaz peynirimiz. Tabii siz içine istiyorsanız beyaz peynir, istiyorsanız lor peyniri de kullanabilirsiniz. Veyahut da elimizde hangisi varsa onu kullanmak istiyorsak kullanabiliriz. Ben şöyle bir yer açmak istiyorum. Geniş bir kabımız hazır. Geniş bir cam tepsimiz hazır. Hazırlığımızı da yapalım. Tepsimizin altını hafif biraz yağlayabiliriz. Şöyle biraz yağımızı alalım şuradan. Hafif biraz yağlayalım. Makarnamızı içine ilave edeceğimizden ötürü ne yapacak? Hem yapışmamış olacak, hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Evet, şöyle bir tepsimizi öncelikle bir hafiften yağlayalım. Kenar kısımlarda yağladık. Ondan sonra fırçamıza işimiz yok. Şöyle bir kaldıralım şimdilik. Unumuz kavrulmaya başladı. Biraz daha kavrulsun. O hazırlanırken biz de yumurtaları hazırlayalım. 2 adet yumurta demiştik. Evet. 2 adet yumurtayı da şöyle bir yanımıza alalım. Hop, gelsin şöyle bir yumurtanın sarısını ve akını ayıralım. Birbirine şöyle aktardık. Evet. Hop, unumuz yanmasın. Güzel bir şekilde karıştıralım. Bir tane son kalan yumurtamız da şöyle bir hazırladık. O da hazır. Şimdi unumuz da hazır. İçine hafif biraz tuz yolladık. Biraz da karabiberimiz. Fazla olmasın, karartmasın diye hafiften biraz karabiberimizi ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Evet. Çok mu seviyorsun güzel kardeşim? Sevgili Nevzat makarnayı çok seviyormuş. Şöyle onun için biraz bol hazırlayacağım. Süt. Şöyle biraz bolca süt dedik. Yeterli gelmiyorsa su da ilave edebiliriz. Hafiften karıştıralım. Devam edeceğiz hazırlığımıza. Karışık kullanacağız. Biraz süt, biraz suyla açabiliriz. Hop, şöyle bir beşamel sosumuz bol olsun. Evet, hafiften şöyle bir karıştırıyoruz. Yavaş yavaş karıştırmaya devam edelim. Ondan sonra biraz daha alalım. Evet. Şimdi hemen hemen yeterli diyebiliriz.
Şöyle bir toparlamaya başlayalım. Biraz daha kaynasın. Tabii ki beşamel sosumuzu hazırladığında biraz soğutulması gerekiyor. Elimizin yanmaması için, güzel bir işlem yapmamız için ne yapacağız? Biraz daha soğutacağız. Tabii ki sizler sevgili izleyenlerimiz, size ait yemekler varsa, bizlerle paylaşmak istiyorsanız, canlı yayına bağlamak istiyorsanız 0212 454 55 70 dolu numaramızı arayabilirsiniz. 0212 454 55 70 dolu numaramızı arayabilirsiniz. Sütümüzü de biraz ilave ettik. Hafif şöyle bir karıştıralım. Evet, kenar kısımlarından. Biraz kaynasın. Hafif bir kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alabiliriz. Ocağımızı silelim. Üzerine hafif şöyle bir damladı. Evet. Kaynamaya başladı. Hop, mis gibi oldu. Şimdi alalım şöyle beşamel sosumuzu kenara. Evet. Sosumuz hazır. Kenara aldık. Diğer işlemlerimize başlayalım. Evet. Geniş bir kap dedik. Onun içine kullanacağımız kadar beyaz peynirimiz. Tabii fazla da kullanmak istiyorsak kullanabiliriz. Beyaz peynirimizi şöyle biraz. İstersen rendeleyip veya bu şekilde de dağıtabiliriz. Biraz daha şöyle bir güzelce bir şekilde bir daha kıralım. Şöyle bir rahat çalışalım diye. Hop. Evet. Şimdi peynirimizi biraz daha ben bu şekilde biraz hafif peynirimiz kuşbaşı şeklinde biraz şöyle iri parçalar kaldığında ben çok hoşuma gidiyor. Ve her iki beyaz peynir şöyle hafif biraz da yağlıysa evet şöyle biraz peynirimizi iyice bir eziyoruz. Evet. Peynirimizi ezdikten sonra makarnamız şöyle bir makarnamızı alalım. Ondan sonra maydanozumuz, hemen dereotumuz, ben biraz da içine tabii ki nane de kullandım. Hop şöyle bir hazır. Bunları tekrardan karıştıracağız. İçine peynirimi ilave ettim. Maydanoz veyahut da dereotu veyahut da taze nane hangisini seviyorsak onu da içine ilave edeceğiz. Beraber şöyle bir harmanlayacağız. Hafiften iyice bir karıştıralım. İyice bir peynirimizi yedireceğiz. Oh, mis gibi oldu. Ondan sonra sosumuz, beşamel sosumuzu şöyle bir alalım. Tabii ki üzerine biraz ayırmamız gerekiyor. Mutlaka üzerine biraz beşamel sosumuzdan ayıracağız. Hop, şöyle. Üzerini örtecek kadar ayırmamız gerekecek. Evet, şöyle bir. Hazır. Evet. Tekrardan üzerine biraz ayırdıktan sonra elimizi yakmadan yavaş yavaş şöyle bir beşamel sosumuzu yedireceğiz. Sıcak şu anda. Hop. Karıştıralım. Evet. Sizlerin zamanınız olacağı için biraz beşamel sosunuzu soğutun ve ondan sonra güzelce bir şekilde karıştırabilirsiniz. Evet. Şöyle alttan peynirleri de beraber güzelce bir şekilde harmanlayacağız. Önce makarnanızı haşladınız. Onu soğutun. Kenara aldınız. Yağla beraber karıştırın birbirine yapışmasın diye. Tencerenizin üzerine tenceremizi güzelce bir şekilde ocağa aldıktan sonra içine 3 veya 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağınızı veya sıvı yağınızı veya istiyorsa tereyağı da ilave edebiliriz. Yağımızı ilave ediyoruz. Ondan sonra 3 veya 4 yemek kaşığına yakın unumuzu içine ilave ediyoruz. Unumuzu kavuruyoruz. Unumuz iyice bir kavrulduktan sonra, iyice bir kavrulacak. İyice bir kavrulduktan sonra tekrardan
Biraz içine karabiberimizi, tuzumuzu ilave ediyoruz. Ondan sonra yarısını süt, istersek hepsini sütle de açabilirsiniz. Daha lezzetli, daha güzel olacak. İstersek karışık olarak da kullanabiliriz. Süt ve suyla da açabiliriz. Süt ve suyla beraber beşamel sosumuz hazırlandıktan sonra biraz 20 dakika bir dinlendirmemiz gerekiyor. Soğutmamız gerekiyor. Elimizin yanmaması. Onu soğuturken biz de içine peynirimizi, makarnamızı içine peynirimizi, maydanozumuzu ilave ettik. Ve ondan sonra soğuyan beşamel sosumuzu da içine ilave ettikten sonra tekrardan karıştıracağız. Şöyle bir iyice bir beşamel sosunu hemen alsın, güzelce bir şekilde hazırlansın. Tekrardan ben şöyle bir yer değiştirmek istiyorum. Çıtma telimizi atmıyoruz. Ondan sonra tepsimiz, geniş bir tepsi tercih edebiliriz. Hop! Şöyle bir aldık makarnamızı. Geri kalan tabii ki harcımızı burada bırakmıyoruz. Onu da alalım. Asıl lezzet burada. Şöyle bir bolca peynirimiz mis gibi olacak. Ve yeşilliğimiz üzerine ilave ettik. Tabii şimdilik kaldıralım. Bunda bir işimiz yok. Ondan sonra tepsimizi şöyle bir düzeltelim. Köşe kısımlarına iyice bir yayıyoruz. Yayarken hafif şöyle bir yüksekte kalan makarnaları da aşağı çekerek üzerine bastırıyoruz. Bu makarnalar aralarda yukarı doğru çıkarsa sevgili izleyenlerimiz yanacağı için ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar makarnamızı şöyle bastıralım. Makarnalar beşamel sosumuzun altında kalacak şekilde hazırlamamız gerekiyor. Tekrardan şöyle bir karıştırdık. Karıştırdıktan sonra şöyle bir kaşığımızı alalım. Onunla bir işimiz yok. Kenara aldık. 2 adet yumurta sarısı dedik. Kalan beşamel sosumuzu içine ilave ediyoruz. Böyle biraz elimizi suya tutalım ki çırpma telimizi rahat tutalım diye. Şöyle bir karıştıralım tekrardan. İyice bir çırpıyoruz. Kenardan. Güzel kızarması için yumurta sarısıyla beraber iyice bir karıştıracağız. Ondan sonra şöyle bir karıştırdıktan sonra çırpma telimizi de kaldıralım. Onunla da işimiz bitti. Şimdi kalan beşamel sosumuz sevgili izleyenimiz yavaş yavaş üzerine ilave edelim. Şöyle bir üzerine parça parça bırakalım. Güzelce bir şekilde sonra düzelteceğiz. Tenceremizi iyice bir şöyle bir sıyıralım, temizleyelim. Hop. Evet. Güzel oldu. Şimdi hazır. Evet. Kenar kısmını birazdan tekrardan temizleyeceğiz. Ondan sonra beşamel sosumuzu üzerine ilave ettik. Şöyle bir eldivenimizi değiştirelim. Biraz rahat çalışmamız için. Biz de hava alsın. Evet. Üzerine beşamel sosumuzu da ilave ettik. Şimdi spatulamızla güzelce bir şekilde onu üzerine iyice bir yedirmemiz gerekiyor. Düzeltmemiz gerekiyor. Tekrardan yavaş yavaş hemen üzerine ilave edelim. Hafif. Hepsine yetsin. Her tarafa eşit bir şekilde yetsin. Onun için ne yapacağız? Biraz üzerine dediğimiz gibi beşamel sosumuzu ne yapıyoruz? Fazla ayıracağız. Şöyle bir üzerine tabii ki istiyorsa kaşar peyniri de ilave edebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Çok da güzel oluyor. İsterseniz üzerine kaşar peyniri de ilave edilebilir. Evet. Tekrar da şöyle bir kenarlarından hazır. Bunlar biraz daha kenara doğru çekiyoruz. Kenara doğru çektikten sonra ondan sonra kenar kısımlarında şöyle iyice bir hazırlayalım. Tekrar şöyle bir üzerine hafifçe kapatacağız.
Kenara doğru. Geldikten sonra ondan sonra diğer köşe. Evet, şimdi güzel oldu. Üzerine de iyice ilave ettik. Fırın makarnamız hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Çok da güzel oldu ve iyice bir hazırlandı. Fırın makarnamızı hazırladıktan sonra tepsimiz şöyle bir kenarı çok fazla yanmasın, iyice bir pişsin diye kenar kısımlarını temizleyelim. Burayı da şöyle bir temizledik. Evet. Hazır. Ondan sonra biraz üzerini süsleyebiliriz değil mi? Üzerine ne ilave edelim? Biraz şuradan. Evet. Çok mu seviyorsun sevgili Nevzat kardeşim? Senin için pasta süsü sana ikram ederken üzerine bolca dökelim. Çok seviyormuş pasta süsünü. Sana birazdan sana vereceğimiz fırın makarnamızı dilimin üzerine ben bolca dökeceğim. Sana göndereceğim. Şöyle üzerine biraz susam. Hafif. Güzel bir lezzet katacak. Güzel bir sunum olacak. Evet. Bu da yeterli hemen hemen. Şimdi fırın makarnamız hazır. Yavaş yavaş gönderelim. Fırında iyice bir pişsin. Güzelce bir şekilde bir hazırlansın. O pişmeye devam ederken biz de bakalım neler hazırlayacağız ve sizler için hangi sunumları yapacağız inşallah. Şöyle bir fırınımızın altını açtık. Fırın makarnamız hazır. Yavaş yavaş gönderelim. Evet, fırın makarnamızı gönderdik. Altını açtık. 200 veyahut da sizin zamanınız çok olacağından ötürü ne yapacağız? 200 veyahut da 180 dereceyle fırınımızı hemen kapatacağız. 200 veyahut da 180 dereceyle 1,5 saat boyunca bir pişmesi gerekiyor. İyice bir pişsin, güzelce bir şekilde bir hazırlansın. Fırınımızı kapattık. O yavaş yavaş pişmeye başlasın. O pişerken biz de ne yapıyoruz? Tabii ki boş durmuyoruz. İkinci yemeğimizin listesini alalım ve güzel bir kilis tavamız var. Tava hazırlayalım. Kilis tavası içinde neler kullanacağız? Hangi malzemelerimiz var? Bir göz atalım. Evet, kilis tavamız için de 1 kilo kadar dana kıymamız var. 2 adet patlıcan, 1 adet patates, 2 adet domates, 4 adet karışık biberimiz var. 1 tatlı kaşık adet tuz, karabiber, pul biber. Ondan sonra kekik kullanacağız. 1 kilo kadar dana kıymamız var. 2 adet patlıcan, 1 adet patates, 2 adet domatesimiz var, 4 adet karışık biberimiz var. Ondan sonra 1 tatlı kaşık adet tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz ve de kekiğimiz var. Öncelikle hemen patlıcanları güzelce bir şekilde kabuklarını soyacağız. Ondan sonra patateslerimiz hazır ve tavamızın içine, geniş bir kabımızın içine önce biberlerimiz, içine baharatlarımız ilave edilecek. Ondan sonra kıymamızı içine ilave edeceğiz. Onunla beraber iyice bir hemen karıştıracağız. Onları karıştırdıktan sonra altına patateslerimiz, ondan sonra yahut da patlıcanları da serebilirsiniz. Altına patlıcanları serin, onun üzerine patateslerinizi serin. Onun üzerine kıymamız hazırlandıktan sonra üzerine ilave ediyoruz. Ve üzerine domatesle beraber iyice bir örtüyoruz. Ve tekrardan fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra afiyet yiyeceğine çok lezzetli ve güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza başlayalım. Öncelikle dedik şöyle bir eldivenlerimizi hazırlayalım. Tekrardan bir tane daha kaba alalım. Şöyle geniş bir kabımız. Hem çok lezzetli olacak hem de çok da güzel olacak. Ondan sonra 4 tane karışık biber dedik sevgili izleyenlerimiz. Şuradan birkaç tane biberimizi de alalım. Domateslerimizi sonra alacağız. Biberlerimiz hazır. Ondan sonra doğramaya başlayacağız. Bıçağımız hafif biraz yağlandığı için onu bir temizleyelim. Elimiz şöyle daha rahat bir şekilde bıçağı tutsun diye, elimizde kaymasın diye bıçağımız. Biberimiz hemen şöyle bir kırmızı kap biberimiz dedik. Çekirdeklerinden arındıralım, temizleyelim. Ondan sonra sivri biberimiz, istersek çarliston biber de kullanabiliriz. Hafif şöyle bir çekirdekleri bizleri rahatsız edeceğinden ötürü ne yapıyoruz? Temizliyoruz. Bunu da aynı şekilde şöyle bir temizledik. Devam ediyoruz hazırlığımıza. Çekirdekleri şöyle bir kenara aldık. İki tane de küçük biber daha alalım. Şuradan bir tane daha alsa yeterli olacak.
Bunu da aynı şekilde çekirdeklerini temizledik. Ondan sonra temizlediğimiz biberlerimizi tekrardan şöyle bölelim. Dörde bölelim. Bunu da aynı şekilde. Hazır. Diğerlerini de biraz daha incelttik. Bunu da aynı şekilde. Hazır. Evet. Hazırlandıktan sonra ince ince doğrayalım. Tekrardan küçük küçük doğramaya başlıyoruz. Biraz daha şöyle doğradıktan sonra biraz daha inceltebiliriz. Evet. Şimdi biberimiz hazır. Kırmızı biberimiz aynı şekilde. Güzel bir renk alsın. Bunları da ince ince aynı şekilde doğrayacağız. Küçük küçük, minik minik doğranabilir. Evet, devam edelim. Aynı şekilde biberlerimizi doğramaya. Evet. Hazırlandıktan sonra biraz daha inceltelim. Çok fazla içinde belirgin olmasın. Hafiften şöyle bir tekrardan biberlerimizi biraz daha karışık olarak inceltelim. Şöyle biraz daha incelttikten sonra biberimiz hazır. Kabımızı içine ilave edelim. Onları ilave ettikten sonra seviyorsak, sevgiyeceğiniz istiyorsanız kullanabilirsiniz, istemiyorsanız kullanmayabilirsiniz de. Şöyle bir diş sarımsak içine ilave edeceğim. Güzel bir lezzet katsın, aroma katsın. Biraz ezelim sarımsağımızı. İnce ince doğrayacağız. Küçük küçük. Minik minik. Hemen sarımsağımızı doğramaya başlıyoruz. Sevgili Batucuğum, hoş geldin güzel kardeşim. Sen nerelerdesin? Bu kaç gündür seni göremiyoruz. Şöyle bir sarımsağımız hazır. Sarımsağımızı gönderdik. Ondan sonra soğanımız. Tekrardan biraz soğanımızı da ince ince doğrayalım. İçine fazla belirgin olmasın. Hemen. Şöyle biraz. Bıçağımızı. İlerleyelim ki iyice bir kessin. Fırın makarnamız pişmeye devam ediyor. Evet, şimdi soğanımızı ince ince doğrayalım. Zar gibi doğrayacağız. Çok da belirgin olmasın, fazla görünmesin diye. Diğer yarısını aynı şekilde ince ince dilimleyeceğiz. Küçük küçük doğrayacağız. Şöyle bir İnce ince doğradık. Hazır. Biraz daha soğanımın çok fazla içinde belirgin olması istemediğim için biraz daha incelteceğim. İçinde tamamıyla yok olsun, kaybolsun diye. İyice bir şöyle biraz şütelim. Ondan sonra soğanımız da hazır. İçine ilave edelim. Evet, şöyle bir yolladık. Biraz daha şöyle bir
Tahtamızı suya tutalım. Çok fazla dağınık olmasın ortalık. İçine güzelce bir şekilde sarımsağımızı, biberimizi, soğanımızı ilave ettik. Ondan sonra baharatlarımız, biraz tuz içine ilave edelim. Acıyı seviyorsak fazla da kullanabilirsiniz. Ben şöyle biraz çok az bir pul biberi ilave edeceğim. Ondan sonra hafif biraz karabiber, çok az bir karabiberimiz. Biraz hafiften kırmızı toz biberimiz. Ve de biraz kekik. Az bir kekik. Güzel olacak. Kekiğimizi de içine ilave ettikten sonra biraz hafif yağ içine ilave edelim. Yağımızı da içine ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıracağız. Karışımızı iyice bir şöyle biraz tuzla beraber ovaladığımızda biraz daha sebzelerimiz kendisini bırakacaktır. Ve bizi de duygulandıracaktır. Şöyle biraz karıştıralım. Evet. Kıymamız. Şöyle biraz kıymamız. Hemen içine ilave edelim. Evet. Çok duygulandık. Çok. Şöyle biraz sebzemizle beraber şöyle bir karıştıralım. Fırınımızı tabii ki unutmayacağız. Ara sıra kontrol edelim. Yeni yeni pişmeye başlamış. Kilis tavamız yavaş yavaş hazırlanmaya başladı. İçine istiyorsak bir 100 gram kadar kuyruk yağı da kullanabiliriz. Evet, şöyle bir kenarlarından da toparladık. Hazır diyebiliriz. Şöyle bir kenara alalım. Eldivenimizi şöyle bir değiştirelim. Çünkü eldivenimizi değiştirdiğimizde bir iki dakika beklememiz, birkaç dakika beklememiz gerekiyor. Elimiz hafif biraz kurutulması gerekiyor. Şöyle ben bir tezgahımı ufak bir toparlayayım. Çok fazla tezgahımızı dağınık bırakmayalım, değil mi? Evet. Tekrardan böyle bir toparladık. Hazır diyebiliriz. Bu arada da ne yapalım? Fırınımızı da kontrol edelim. Evet, yeni yeni toparlamaya başlamış. Bir tane tepsimiz gelsin. Şöyle. Tekrardan eldivenimizi şöyle bir hazırlayalım. Biz tavamızı yapmaya devam edeceğiz. Şuradan iki tane eldivenimizi aldık. Ondan sonra kilis tavamızın hazırlığına başlıyoruz. Tepsimizin altına hafif biraz yağımız yapışmasın diye sebzelerimiz hemen yağımızı gönderdik. Fırçamızla tekrardan şöyle bir tepsimizi yağlayalım. Evet. Tepsimizi de hazırladık. Ondan sonra şöyle bir iki adet patlıcan dedik sevgili izleyenlerimiz. Bunları şöyle bir temizledik. Aynı şekilde diğerini de. Tabi istiyorsanız az veya da fazla da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Eğer fazla kullanmak istiyorsanız fazla da kullanabilirsin. Tamamıyla kabuğunu soyuyoruz. Evet, siyahlık kalmayacak. Hazır. Bunu şöyle bir kenara alalım. Diğeri de aynı işlemle soymaya başlıyoruz. Şöyle bir kenardan başlıyoruz. Siyahlık kalmayacak. Ve de güzelce bir şekilde patlıcanı
soyduk. Kabuklarını şöyle bir atalım. Evet. Şimdi patlıcanlar da hazır. Tepsimiz hazır. Ben şöyle tepsimi yanıma alacağım. Ondan sonra sizlerle beraber hazırlığımıza başlayalım. Öncelikle dedik patlıcan istiyorsak az veya fazla da kullanabiliriz dedik. Hemen patlıcanları şöyle bir güzelce bir şekilde doğrayalım. Tepsimizin altına şöyle bir ilave ettik. Güzelce bir şekilde gönderdik. Diğeri de aynı şekilde. Çok fazla kalın olmayacak şekilde doğramaya başladık. Onları da tepsimizin altına serelim. Evet, şöyle bir boşluklar da. Tekrardan ilave ettik. Hazır. Ondan sonra patates sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bir veya iki tane patates kullanabiliriz. İnce ince zar gibi olacak. Patatesimiz de hazır. Onu da üzerine şöyle yavaş yavaş kapak yapıyoruz ve güzelce bir şekilde üzerini örteceğiz. Evet, yeterli gelmedi. Tekrardan diğer patatesimizden aynı şekilde yapabiliriz. Evet, ince ince doğrandı patatesler. Hem daha kısa bir sürede pişecek, hem de güzel olacak. Onun için de şöyle bir üzerine doğru ilave ediyoruz. Güzelce bir şekilde üzerine ilave ettik. Hazır. Ve hazırlandıktan sonra kıymamız hazır. Sevgili izleyenlerimiz, kıymamızı üzerine ilave edelim. Bunu da şöyle bir üzerini örtecek kadar kıymamızı da yavaş yavaş hemen kapatalım. Devam ediyoruz. Bunu da şöyle bir üzerini örtmeye. Ondan sonra kalan harcımızı, açık kalan kısımlar varsa onların üzerine iyice bir örteceğiz. Şimdi kalan hepsini alalım harcımızdan. Evet. Harcımız hazır. Tekrardan kalan harcımızda üzerini iyice bir kapatacağız. Üzerini iyice bir örttükten sonra şöyle bir elimizi suya tutalım. Ondan sonra tekrardan eldivenimizi temizleyelim. Bıçağımızı tutalım diye. Çünkü eldivenler hafif biraz yağlı olduğu için ne yapacak? Bıçağımız elimizde kayacak. Elimiz kesilmesin diye. Siz de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Tekrardan domateslerimizi keselim. İnce ince şöyle yuvarlak şekilde hemen keseceğiz. Yer dilimi de kestik. Domates hem kendi suyunu verecek hem de güzelleştirecek. Üzerine şöyle bir domateslerimizi örttük. Domateslerimizi de örttükten sonra hazır. Çok fazla tabii domates örtmeye de gerek yok. İstiyorsanız tabii biraz daha fazla da kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şöyle bir tane ufak domates olsa kullanabiliriz. Ama şöyle bir tane. Ama hemen yeterli ama şöyle bir aralarına küçük bir tane domates daha bırakabiliriz. Evet.
boşlukları. Domates kendi suyunu bıraksın ve güzelleştirsin diye domatesi de iyice bir hazırladık. Fazla olan şöyle bir tahtamızı bir temizleyelim. Evet, şimdi kilis tavamız hazır. Güzelce bir şekilde hazırlandı. Yanımıza aldık. Eldivenimizi şöyle bir aldık. Ondan sonra alüminyum folye ile öncelikle şöyle bir kestik. Şunu biraz da kenara doğru çekelim. Kenardan hava almayacak şekilde kapatacağız. Aynı şekilde şöyle bir örtmeye başladık. Ondan sonra diğer taraftan da üzerini şöyle bir kapatalım. Bunlar tabii ki şöyle bir alta doğru da katlayabiliriz. Çok fazla hava alması ve güzelce bir şekilde hem iyice pişsin, güzelce bir şekilde hazırlansın diye siz de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet. Yavaş yavaş hazırlandı sevgili izleyicimiz. Kenarını güzelce bir şekilde kapattık. Ondan sonra fırınımızı içine ilave edelim. Fırınımızda pişmeye başlasın. Üzerine bir ağırlık kaşık olur, çatal olur. Üzerine bırakalım ki rüzgar şöyle alüminyum folyemizi kaldırmasın. Ondan sonra biz de fırınımıza gönderiyoruz. Tabii dikkatli bir şekilde fırınımıza göndereceğiz. Üzerindeki folye çok fazla açılmasın diye ve güzelce bir şekilde pişsin diye fırınımıza gönderdik. Fırınımıza gönderdikten sonra fırınımızı kapağını kapatıyoruz ve yavaş yavaş pişirmeye bırakıyoruz. İyice bir pişecek, güzelce bir şekilde bir hazırlanacak. Hazırlandıktan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir tavamız olacak. Ben de şöyle bir tezgahımı toparlayayım. Ondan sonra kilis tavamızda neler yaptık hemen size bir daha anlatalım. Tezgahımız düzgün görünsün. Onun için böyle biraz düzeltelim. Öncelikle kilis tavamız için elinizin altında ne kadar kıyma varsa, tabii siz ne kadar fazla kullanmak istiyorsanız tercih size kalmış. Kıymamızı hemen yarım kilo kadar kıymamızı hazırladık. Ondan sonra kıymamızı hazırladıktan sonra geniş bir kabımızın içine karışık biberimizi, 4 tane biberimizi ince ince doğruyoruz. Onları geniş bir kabımızın içine ilave ediyoruz. Onunla beraber baharatlarımızı ilave edelim. Tuzumuzu, pul biberimizi, karabiberimizi, biraz da kekik kullandık. Ondan sonra kırmızı toz biberimizi ilave ettik. Onunla beraber güzelce bir şekilde karıştırdık. Ben biraz daha lezzetli, güzel olması için içine bir sarımsak, bir diş sarımsak ve bir tane de soğan içine ilave ettim. Onları da aynı şekilde zar şeklinde doğradık, ufak ufak doğradık, içine ilave ettik. Ve ondan sonra sebzemizi tuzla beraber hafif bir karıştırıyoruz ve karıştırdıktan sonra tabii biraz da içine yağ ilave edeceğiz. İçine kıymamızı ilave ediyoruz. Kıymamızla beraber onu iyice bir harmanlayalım, iyice bir karıştıralım ve karıştırdıktan sonra kenara alıyoruz. Ondan sonra iki tane patlıcanın hemen kabuklarını soyduk. Onları güzelce bir ince ince doğradık. Altına seriyoruz. Onları altına serdikten sonra altına tekrardan iki tane patatesimizi iyice bir yıkıyoruz. Ve kabuklarını soyduktan sonra onları da güzelce bir ince ince doğrayıp altına seriyoruz. Ve altına serdikten sonra tekrardan üzerine kıymamızı ilave ediyoruz. Kıymamızı da üzerine ilave ettikten sonra tekrardan üzerine hafif biraz bastırıyoruz. Ve ondan sonra üzerine bir veya da iki tane domatesimizi ince ince dilimler halinde doğrayıp üzerine ilave ettikten sonra alüminyum folye ile beraber üzerine örtüyoruz, kapatıyoruz üzerini. Üzerini kapattıktan sonra 1,5 saat boyunca bir pişmesi gerekiyor 200 dereceyle. 1,5 saat boyunca iyice bir pişecek ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olacak. Tabii ki son 10 dakika kala veya da son 5 dakika kala ne yapıyoruz? Güzelce bir şekilde son 5 dakika veya da 10 dakika kala üzerindeki alüminyum folyemizi alacağız ve ondan sonra iyice bir pişireceğiz ve afiyet yiyeceğiz. Çok lezzetli, güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Sevgili Ahmet Bey benden tavuk köftesi istemiş. Ben hemen onu nasıl yapacağını anlatalım. Ondan sonra geçebiliriz listemize. Tavuk köftemiz için, biz daha önceden birkaç defa hazırlamıştık. Tavuk köftesi için iki farklı sunum yaptık. Birisi sucuklu tavuk köftemiz vardı, birisi de normal tavuk köftemiz vardı. Öncelikle kullanacağımız kadar kıymamız, 1 kilo veya da yarım kilo kadar tavuk kıymamız. Hemen tavuk göğsünden onu güzelce bir şekilde kasapta da çektirebilirsiniz. Ve çektikten sonra içine biraz tuzunuzu,
pul biberinizi normal köftede kullandığımız gibi tuzumuzu, pul biberimizi, karabiberimizi, kimyonumuzu hepsini içine ilave ediyoruz. Ondan sonra bir adet yumurtamızı içine ilave edelim. Yumurtamızı ilave ettikten sonra elimizde varsa bayat ekmek, onları ıslatalım, içine ilave edebiliriz. Ve ekmeğimizde yoksa galeta unu, bir su bardağına yakın içine galeta unumuzu ilave ediyoruz. Galeta unumuzla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Ve iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan bir yoğuracağız ve ondan sonra içine eğer ki seviyorsak maydanoz kullanabilirsiniz. Maydanoz ama köftemizde çatlamalar yapabilir. Ben çok fazla kullanmıyorum ama kullanacaksanız çok ince doğramanız lazım ki köftenizin çatlamaması için. Ondan sonra içine hemen baharatlarımızı, yumurtamızı hepsini ilave ettikten sonra köftemizi iyice bir yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra köftemize şekiller verelim. Ondan sonra ne yapıyoruz? Hemen fırına gönderiyoruz. Fırında iyice veyahut da fırında da pişirmek istiyorsak fırında, ızgarada da pişirmek istiyorsak ızgarada da pişirebiliriz. Tabii ki tavuk sucuk köftemiz için de hemen geniş bir kabımız içinde sarımsak, 2-3 diş sarımsağımızı ince ince doğruyoruz. Ondan sonra karabiberimizi biraz hafif kimyon ve tuzumuzu içine ilave ediyoruz. Ondan sonra kıymamızla beraber onu iyice bir karıştırıyoruz. Ve karıştıktan sonra istediğin şekillerde hazırlayıp afiyetle yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Evet biz de yavaş yavaş şöyle bir fırınımıza makarnamızı gönderdik. Makarnamız iyice bir pişecek sevgili izleyenlerimiz. Üzeri tabii ki susam. Üzerine ilave edildi susam dediğimiz gibi. Hem çok yakışacak hem de güzel bir sunum olacak. Susamımızla beraber pişmeye başlasın ve iyice bir hazırlansın. Ondan sonra güzelce bir şekilde sunumumuzu yapacağız. Kaç dakikamız var arkadaşlar? Tamam o zaman şöyle listemizi alalım. Tatlı için neler yapacağız? Hangi malzemelerimiz var? Bir göz atalım. Bugün kavunla beraber yine güzel bir sunum yapacağız. Sevgili izleyenlerimiz tabii çocukların da hoşuna gidecek. Güzel bir sunum olacak. Hem çilekli pudingimiz var hem şöyle kavunumuz var. İkisini bir araya getireceğiz ve güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Evet kavunda çilekli puding için kullanacağımız malzememiz 1 adet kavun kullanıyoruz. 1 litre kadar sütümüz, 1 paket çilekli pudingimiz, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 paket vanilyamız var. 1 adet kavun, 1 litre kadar süt, 1 paket çilekli puding, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 paket vanilyamız var. Öncelikle kavunu güzelce bir şekilde kabuklarını soyacağız. Ortadan ikiye böleceğiz. İçini boşalttıktan sonra sunum yapacağımız 2 tane tabağımızı içine alacağız. Ondan sonra tenceremizin içine sütümüzü ilave ediyoruz. Ondan sonra sütümüzle beraber içine şekerimizi ilave edelim. Ondan sonra pudingimizi içine ilave ediyoruz. Ondan sonra içine vanilyamızı ilave ediyoruz. Vanilyamızla beraber iyice bir kaynayacak ve kaynamaya başladıktan sonra ayrı bir kabımızın içine nişastamızı hafif bir suyla beraber açacağız. Ve nişastamızı açtıktan sonra tekrardan içine ilave edeceğiz. Koyulaştıktan sonra içini boşaltmış olduğumuz kavunların içini dolduracağız ve üzerini süsledikten sonra afiyetle yiyeceğine çok lezzetli ve güzel bir sunum olacak. İnşallah sizler de evlerinize hazırlayıp afiyetle yemiş olacaksınız ve biz de birazdan hazırlayacağız ve hazırladıktan sonra inşallah sizler de hazırlanmış olacaksınız. Evet şöyle bir kavunumuzu birazdan geçeceğiz sevgili izleyicilerim. O zaman şöyle bir şey yapalım mı sevgili izleyicilerim? Ben hiç ellemeyeyim tatlımızı. Şöyle bir şey yapalım mı? Siz kendinize bir çay alın. Ben de hazırlığımı yapayım. Ondan sonra çok kısa bir aradan sonra yemek yapmaya devam edelim. O zaman çok kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra yemek yapmaya devam edelim. Reklamlar. Evet sevgili izleyicilerimiz de hazırlığımızı yaptık. Şöyle güzelce bir şekilde şimdi yemeklerimize geçeceğiz ama askerlerimizi çok seviyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Onlara buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Dün sevgili Hakkı abiyle beraber güzel bir program yaptık. Askerlerimiz de aynı şekilde bizleri takip etmişler, izlemişler. Ama program içinde olduğum için bana mesaj atmışlar. Ben görmediğim için onlardan tekrar kusura bakmasınlar ve özel şarkı istemişler. Uğur Yavrutürk sevgili yeğenim. O da asker, Hazar Karakolu'nda asker. Buradan onlara ve bütün askerlerimize benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. İnşallah tez zamanda hepiniz tezkereyi alıp sağlıklı bir şekilde ailenize kavuşursunuz. Buradan sizlere ve ailenize benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Evet şöyle yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz, askerlerimiz ve polislerimiz onları da aynı şekilde seviyoruz. Bunlara buradan kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Evet şimdi yavaş yavaş fırın makarnamız. Evet şöyle fırın makarnamız kızarmaya başladı. Ben biraz altını kıstım. Çünkü ikisi aynı anda biz tabii hazırladığımız için bir tanesi pişmesi gerekiyor. Fırın makarnamız hazır. 4 dakika sonra alabiliriz fırın makarnamızı. Sevgili Baton kardeşim şöyle bir fırın makarnamızı yakından bir göstersek. Hemen fırın makarnamızı bir görelim. Ondan sonra tatlımıza geçebiliriz. İyice bir kızarmaya başlamış. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz şu anda hemen hemen hazır da diyebiliriz. Birazdan alalım onu çünkü öbür yemeğin pişmesi gerekiyor. Birkaç dakika sonra alabiliriz. Üzerindeki susamlar da çok da güzel olmuş.
ve kapağını kapattık. Birazdan alalım. Ondan sonra sütümüz, sevgili izleyenlerimiz, şöyle bir tenceremizin altını açalım. Kullanacağımız kadar süt. Tabii fazla yapacaksa fazla da tutabiliriz. Ondan sonra sütümüzü tenceremize yollayalım. Şekerimiz. Kullanacağımız kadar şeker dedik. Fazla kullanacaksak fazla da tercih edebiliriz. Pudinglerimizin içinde de şeker olduğu için istersek şekeri az kullanabiliriz. Hatta hiç de kullanmayabiliriz. Tercih size kalmış. Eğer çok fazla şekeri seviyorsanız kullanabilirsiniz. Sevmiyorsanız tercih etmeyebilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Yavaş yavaş kaynamaya başlasın. Evet, şöyle bir bunları bir kaldıralım şöyle bir kenara. Ondan sonra kavunumuzu hazırlamaya başlayalım. Gelsin şöyle bir. Sevgili Batucuğum, sen mi kavunu seçtin? Evet, şöyle bir bakalım. Şöyle bir düzgün olsun. Ondan sonra şöyle bir kabuğunu alalım. Öncelikle kenardan ince ince kabuklarını almaya başlıyoruz. Şöyle bir kavunumuzu, kabuğunu iyice bir alalım. Evet. Şimdi kabukları da tezgahımızın üzerinde kaldıralım. Gönderdik. Ondan sonra düzgün durması için şöyle bir keselim. Diğerini aynı şekilde. Bunları sonra sevgili Batu kardeşim yiyecek. Onun için ben şöyle bir kenara aldım. Evet, tekrardan şöyle bir kestik. Of, mis gibi olacak. Ondan sonra yavaş yavaş içini boşaltalım. Kaşık yardımıyla beraber içini hemen alabiliriz. Hatta şöyle bir şey de yapalım. İçi ziyan olmasın diye. Önce çekirdeklerini alalım. Sevgili Baton, senin için bak özellikle çekirdeklerini de temizliyorum ki güzel kardeşim yiyesin diye. Evet, şöyle bir çekirdeklerini kenara aldık. Makarnamızı da birazdan görebiliriz. Bakalım ne durumda. Bunu da aynı şekilde şöyle bir öncelik temizledik. Kenara alıyoruz. Evet. Şimdi onu da aynı şekilde şöyle bir temizledik. Kenara aldık. Devam ediyoruz. Bunu da aynı şekilde şöyle bir hazırlamaya. Fırın makarnamızı bir alalım. O hemen hemen hazır. Hop. Yasın şöyle mis gibi buram buram kokan fırın makarnamız hazır sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bir sevgili Batucuğum, bize kardeşim sen şöyle bir fırın makarnamızı görürken ben de şöyle bir diğer yemeğimiz fırında pişmeye başlayacak. O devam edecek pişmeye, iyice bir hazırlanacak. Evet. Sütümüz de yavaş yavaş kaynama devam etsin. Biraz daha içini boşaltabiliriz. Hem biraz daha fazla alması için sevgili izleyenimiz, hem de güzel bir sunum için. Şöyle bir içini temizleyelim. Şöyle içini güzelce bir toparlamaya başladık. Şöyle biraz kavun suyunu da ne yapıyoruz?
sütümüz içine ilave edelim. Güzel koksun, güzel bir aroma versin. Bundan sonra şöyle boşaltalım. Evet. Çekirdeklerini de bırakmayacağız. Diğerini de aynı şekilde. Şöyle güzelce bir içini çok fazla zedelenmeyecek şekilde hazırlayacağız. Tabii ki sizler sevgili izleyenlerimiz, ben burada yemek hazırlarken siz de bizlerle sohbet etmek istiyorsanız, canlı yayına bağlanmak istiyorsanız, size ait yemekler varsa benimle paylaşmak istiyorsanız 0212 454 55 70 telefon numaramız. 0212 454 55 70 telefon numaramızı arayabilirsiniz. Hem sohbet etmek için hem de size ait yemekler varsa bizlerle paylaşmak istiyorsanız bu numara üzerinde ulaşabilirsiniz. Şimdi kavunlar hazır. Ben şöyle bunları kenara alayım. Sonra arkadaşlar afiyetle yesinler. Evet. Şöyle bir tabağımız kenara gelsin. Biraz yer açılsın. Evet. Bunu da şöyle bir aldık. Şimdi kavunlar hazır. Yanımıza aldık. İçini güzelce bir şekilde temizledik. Ve içine birazdan güzelce bir şekilde içini süslemeye başlayacağız. Yavaş yavaş sütümüz kaynayana kadar biz de ne yapalım? Nişastamızı da hazırlayalım. O da hazır bulunsun elimizin altında. Şöyle bir tane kabımızı içinde nişastamızı hazırlayabiliriz. Hafif biraz su. Bundan sonra nişastamız. Evet. Herhalde bu yeterli olacak. Tekrardan şöyle bir karıştıralım güzelce bir şekilde. Şimdi nişastamız da hazır ve biraz daha hızlandırabiliriz. Hop. Güzelce bir şekilde bir ısınmaya başlasın. Ondan sonra bize ne yapacağız? Güzel bir çilekli puding hazırlamış olacağız. Sütümüz kaynamaya başlıyor yavaş yavaş. Pudingimizi de içine ilave edelim. Güzel bir renk. Çocuklarımızın hoşuna gidecek ve güzel bir sunum olacak. Evet. Böyle bir güzel de bir pudingimizi içine ilave ettik. Ondan sonra biraz vanilyamız. O da güzel olacak ve güzel bir sunum olacak. Vanilyamızı yolladık. Önce kavun. Tabii ki istiyorsak az veya da fazla kullanabiliriz. Kavunun kabuğunu güzelce bir şekilde soyduk. Onu soyduktan sonra içini kaşık yardımıyla beraber boşaltıyoruz. Ve içini boşalttıktan sonra kavunlarımızı sunum yapacağımız tabaklarımızı içine alıyoruz. Ve ondan sonra geniş bir tenceremizin içine sütümüzü, 1 litre kadar sütümüzü ilave ettik. Tabii karabalık bir aileyseniz biraz daha fazla tutabilirsiniz. Sütümüzü ilave ettikten sonra tekrardan içine biraz şekerimizi ilave ediyoruz. Vanilyamızı, çilekli pudingimizi içine ilave ettik. Beraber kaynamasını bekliyoruz. Şimdi o iyice bir kaynasın. Ve kaynadıktan sonra ondan sonra içine ne yapacağız? Nişastamızı ilave edeceğiz. Nişasta ile beraber koyulaşacak. Ondan sonra güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Evet, kebabımız o da güzelce bir şekilde pişmeye devam ediyor. Kilis tavamız o da güzel olacak ve hem de çok lezzetli bir sunum olmuş olacak inşallah. Fırın makarnamız tabii ki biraz dinlenmesi gerekiyor sevgili izleyenimiz. Biraz dinlendikten sonra toparlanacak ve ondan sonra ne yapıyor? Soğutulduktan sonra güzelce bir şekilde keseceğiz. Ondan sonra dilimler halinde alabilirsiniz. Ama sıcaksa alınması biraz zor olacak. Onun için ne yapacağız? Öncelikle bir soğutacağız. Ondan sonra diğer hazırlığımıza başlayabiliriz. Kenardan şöyle bir keselim. Hava alsın iyice. Değil mi sevgili Batucuğum? Güzel kardeşim. Ondan sonra bunu da şöyle bir kenarda aldık. Tekrardan istediğimiz gibi kesebiliriz. Bunu da aynı şekilde. Ondan sonra şöyle bir kestik. Devam edelim. Evet, şöyle bakalım. Eşit güzelce bir şekilde keselim ki makarnamız hem daha düzgün olsun hem de iyi bir sunum yapalım diye. Evet, şöyle bir makarnamızı hazırlamaya başlayacağız.
Biraz da bu şekilde hava alsın. Güzelce bir şekilde biraz soğusun. Ondan sonra programımızın sonuna tabii ki ne yapacağız? Sunumumuzu yapacağız inşallah. Evet. Şöyle bir iyice bir kesmemiz lazım ki sonra da onlar içinde hem dağıtmasın hem de güzel bir sunum olsun diye. Evet, yavaş yavaş sütümüz de kaynamaya başladı. Ondan sonra nişastamız. Hop, şöyle mis gibi koyulaştırsın yavaş yavaş. Eğer nişastamız az gelecekse tekrardan biraz daha nişasta takviyesi yapabiliriz. Evet, şöyle güzel bir 2 dakika bekleyeceğiz kaynamasını. Gel şöyle çıkma telimizi alalım. Hop. Evet, koyulaşmaya başladı. Altını biraz daha kıstım. Ondan sonra fazla olan malzemelerimizi alalım. Evet. Kaynamaya da başladı. Hazır diyebiliriz. Şöyle bir karıştırdık. Ondan sonra çilekli pudingimiz hazır. Öncelikle tenceremizin içine hemen şöyle güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz 1 litre kadar tenceremizin içine 1 litre kadar sütümüzü ilave ettik. Ondan sonra sütümüzü ilave ettikten sonra tekrardan içine hemen sütümüz yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. O yavaş yavaş kaynamaya başladıktan sonra ondan sonra içine şekerimizi, vanilyamızı, bir paket şöyle çilekli pudingimizi ilave ettik, beraber kaynamaya başlıyor. O kaynarken ayrı bir kabımızın içine nişastamızı hafif bir suyla veyahut da sütle beraber açıyoruz. Ondan sonra nişastamızı açtıktan sonra içine ilave ediliyor. Ve nişastamızla beraber tekrardan koyulaşıyor. Ve koyulaştıktan sonra tatlımız hazır, kavunlar hazır ve yavaş yavaş dolduralım sizlerle beraber. Evet. Şöyle güzel bir görüntü olacak. Mis gibi hazır. Diğerini de aynı şekilde şöyle bir dolduralım. Şöyle bir tane daha. Sevgili Nevzat kardeşim için bir iki tane de şöyle kalan pudingimizi bardağımıza alalım. Hemen. Evet, şöyle bir hazır. Yanımıza aldık sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra şöyle bir bardaklarımızla sevgili Nevzat için ben şöyle bir tabii ki ziyan etmeyeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Hemen pudingimiz. Bunlar da güzel bir sunum yapabiliriz. Tenceremizi de kaldıralım. Evet. Şimdi kavunlar hazır. Kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? Tamam. O zaman şöyle sevgili izleyenimiz güzelce bir şekilde kavunlar hazır. Üzerine biraz da şöyle bir sevgili Batucuğum üzerine ne yaptık? Şöyle biraz kuş üzümü. Batuhan herhalde bir gün yok buralarda. Üzerine ondan sonra biraz pasta sütümüz. Hafif şöyle biraz renklendirelim değil mi? İki güzel sunum olsun. Çocuklar hangisini seviyorsa onu tercih etsinler diye. Güzelce bir şekilde süslememizi yapıyoruz. Evet, şimdi ikisi de hazır sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bir hop mis gibi oldu. Kenara aldık. Bunu aynı şekilde şöyle tabaklarımızı süsledik. Evet, tabaklarımızı süsledikten sonra ben şöyle bir kebaplarımı kontrol edeceğim. Siz fırın makarnayı görürken ben de bir kontrol edeyim. Ondan sonra tekrardan hemen göz atabiliriz. Of, 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 of. Mis gibi olmuş sevgili izleyenlerimiz. Evet, şimdi alabiliriz. Tekrardan fırınlanacak arkadaşlar. Öncelikle bir üzerini açalım. Şöyle bir kenara aldık.
kısık bir ateşte iyice bir pişmesi gerekiyor dediğimiz gibi. Hemen. Of 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 of. Sevgili Nevzat, ekmeği kap gel güzel kardeşim. Evet, şöyle bir sevgili izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi iyice bir pişti. Tekrardan hem suyunu çeksin diye hem de üzeri iyice bir pişsin diye tekrardan fırına göndereceğiz. Bir 10 dakika daha pişmesi gerekiyor. 10 dakika piştikten sonra tekrardan sunumunu yapabiliriz. Kilis tavamız hemen hemen hazır diyebiliriz. Böyle bir fırına yolladık. Fırınımızı kapatalım. Ondan sonra pişme devam etsin. Şimdi fırın makarnamız, tabii ki dediğimiz gibi biraz daha dinlendirmemiz gerekiyordu. Sizlerin zamanı çok olacağı için siz biraz daha fazla dinlendirebilirsiniz. Biz hemen şöyle bir iki tane sunum yapacağız. Evet, şöyle bir sunumuza geçelim. Ondan sonra ufak bir salata hazırlayacağız. Of, mis gibi. Evet. Şöyle bir aldık. Devam ediyoruz. Şöyle bir güzelce bir şekilde hazır. Ondan sonra fırın makarnamız güzel görünüyor değil mi sevgili izleyenlerimiz? Bunu da şöyle diğer tabağımıza aldık. Evet, şöyle bir alalım. Yanımıza aldık. Diğer tabağımız hazır. Bunu da şöyle bir çevirdik, tezgahımızın üzerine aldık. Evet. Kilis tavamız birkaç dakika daha pişecek sevgili izleyenlerimiz. O güzelce bir şekilde hazırlanacak. O yavaş yavaş pişerken ben de şöyle bir kaba alayım. Ondan sonra küçük bir salata hazırlayalım. Ondan sonra salatamız da hazırlandıktan sonra kilis tavamız da hazır olacak. Ondan sonra sizlerle beraber neler yaptığımıza bir göz atabiliriz. Öncelikle ben şöyle bir salatamız için sevgili izleyenlerimiz hemen malzemelerimizi alalım. Ufak bir kabımızdan şunları bir alacalı bir şekilde soyalım. Salata akar. Şöyle bir. Şöyle bir. Yavaş yavaş salatalıkları küçük küçük doğrayalım. Hem biraz daha içinde belirgin olsun, güzel görünsün diye. Hemen ince ince. Doğradık. Ondan sonra elimizdeki dediğimiz gibi malzemeler de değerlenmiş olacak. Şöyle bir kabımızı içine ilave edelim. Karışık salata hazırlamış olacağız. Evet. Ondan sonra biraz kırmızı lahanamız şurada biraz kalmış elimizde parçalar. Kesinlikle atmıyoruz, ziyan etmiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bir yer değiştirelim. Tekrardan biraz daha inceltelim. Şöyle bir güzelce bir şekilde hazır. Ondan sonra diğer yarısı. Şöyle bir gönderdik onu da. Ondan sonra biraz taze soğanımız, birkaç tane, biraz da dereotumuz. Bunları da ince ince şöyle bir doğrayalım. Çilimizi güzelce bir şekilde içine ilave edelim. Ondan sonra biraz kıvırcık. Küçük şöyle bir doğrayalım. Tekrardan onu da gönderelim içine.
Kıvırcımımızı da ilave ettik. Renk katması için ve biraz kırmızı biberimiz. Şöyle bir fırını kontrol edeyim. Of, mis gibi olmuş. Pişmeye devam ediyor. Birkaç dakika daha pişmesi gerekiyor. Biberimizi de aynı şekilde ufak ufak doğrayalım. Ondan sonra onu da gönderelim içine. Bir tane havuç kullanabiliriz. Evet, şöyle bir hazır. Ondan sonra şöyle tabağımızı kaldıralım şimdilik. Kenara gönderdik. Ondan sonra istesek rendele edebiliriz, istesek ince ince de doğrayabiliriz. Hangisini seviyorsanız o şekilde siz de kullanabilirsiniz. Biraz içinde hem belirgin olsun hem de güzel görünsün diye ince ince şöyle bir doğrayalım. Tekrardan evet hazır. Bunu da şöyle içine ilave ettik. Ondan sonra bir tane domates, domatesimizi de içine ilave edelim. Onu da şöyle bir temizledik. Kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Bunu da aynı şekilde. Şöyle hazır domatesimiz. Onu da içine ilave edelim. Domatesimizi de yolladık. Domatesimizi ilave ettikten sonra hafif biraz zeytinyağımız. Üzerine zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Hafif biraz tuzumuz. İlave ettik. Ondan sonra bir tane tabağımızı alalım. Salatamızı şöyle bir harmanlayacağız. Güzelce bir şekilde karıştıralım. Domateslerimizle beraber şöyle bir karıştırdık. Ondan sonra sunum yapacağımız tabağımızı alalım. Bunu da şöyle bir güzelce bir şekilde yolladık. Evet. Şimdi hazır. Karışık salatamız da güzel oldu. Sevgili izleyenimiz, onu da hazırladık. Ve ben şöyle bir fırına doğru gideceğim. Bakalım ne durumda fırınımız. Salatamız da şöyle yanımızda yerini alsın. Ondan sonra fırınımız ne durumda? Bir görelim. Kebabımızı alabiliriz. Tabii siz bir 10-15 dakika, sevgili biz yavaş yavaş programımızın sonuna geldiğimiz için siz bir 10-15 dakika daha artı olarak pişirebilirsiniz. Şöyle sevgili kardeşim bir yakın detay bir göstersin. Ondan sonra kilis tavamızı alabiliriz. Evet, şöyle bir 10-15 dakika daha piştikten sonra sevgili bu tamamıyla suyunu çekecek ve güzelce bir şekilde hazırlanmış olacak. Biz ekstradan sadece sebzenin, etin kendi suyuydu. Biz ekstradan içine su kullanmadık. Hop, şöyle bir alalım. Evet. Mis gibi oldu. Buram buram da kokmaya da başladı. Fırınımızı da kapattık. Ben şöyle bir elimi hafif bir suya tutayım. Tezgahımı toparlayayım. Ondan sonra neler yaptığımıza sizlerle beraber geçebiliriz. Evet, tekrardan şöyle bir tezgahım dağınık olmasın. Tamam, hangisi hazırsa başlayabiliriz gençler.
Ben şöyle bir. Evet. Listemiz hazır, sağlayabiliriz. Tamam. Evet, fırın makarna için kullandığımız malzemelerimiz sevgili izleyenimiz. Fırın makarnamız için bir paket fırın makarnamız var. 100 gram kadar beyaz peynirimiz var. 3 yemek kaşığı kadar unumuz var. 4 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 2 su bardağı kadar sütümüz var. Ondan sonra 1 tutam kadar maydanoz. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz. 2 adet yumurta sarısı kullanıyoruz. 1 paket fırın makarnamız var. 100 gram kadar beyaz peynirimiz var. 3 yemek kaşığı kadar unumuz var. 4 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 2 su bardağı kadar süt kullanıyoruz. Ondan sonra 1 tutam maydanoz. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 2 adet yumurta sarısı kullanıyoruz. Öncelikle makarnamızı normal makarna hazırladığımız gibi iyice bir haşlayacağız. Hafif bir yağla beraber karıştıracağız, kenara alacağız. Ondan sonra ayrı bir kabımız veya tenceremizin içine güzelce bir şekilde yağımızı ilave edeceğiz. 3 veya 4 yemek kaşığına kadar sıvı yağımızı içine ilave edeceğiz. Sıvı yağımızla beraber unumuzu içine ilave ediyoruz. Unumuzu iyice bir kavuruyoruz. Ondan sonra hafif biraz içine karabiberimizi, tuzumuzu ilave ediyoruz ve ondan sonra sütle beraber açıyoruz. Sütle beraber beşamel sosumuzu hazırlandıktan sonra kenara alıyoruz. Ondan sonra geniş kabımızın içine makarnamızı alıyoruz. Onun içine maydanozumuzu, dereotumuzu ve taze nanemi ben ilave ettim. Ondan sonra biraz beyaz peynirimizi içine ilave ediyoruz. Beyaz peynirle beraber harmanladıktan sonra, karıştıktan sonra beşamel sosunun yarısını içine ilave ediyoruz ve onunla beraber karıştırıyoruz. Ondan sonra tepsimizin içine ilave ediyoruz. İlave ettikten sonra kalan beşamel sosumuzun da içine 2 adet yumurta sarısını ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştırıyoruz. Ondan sonra makarnamızın üzerine döküyoruz ve tekrardan üzerine ben susam da kullandım. Çok da yakışıyor, çok da güzel oldu. Susamla beraber fırına gönderdim. Fırında iyice bir pişmesi gerekiyor. 180 derece olur veya da 200 derece olur. 1,5 saat boyunca bir pişmesi gerekiyor. Sevgili izleyenim, o iyice bir piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir fırın makarna olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, şöyle İkinci listemize geçelim. Kilis tavamız için de kullandığımız malzemelerimiz. Kilis tavamız için de 1 kilo kadar dana kıymamız var. 2 adet patlıcan, 1 adet patates, 2 adet domatesimiz var. 4 adet karışık biberimiz, 1 tatlı kaşık kadar tuz, karabiber, pul biber ve kekik kullanıyoruz. Kilis tavamız için 1 kilo kadar dana kıymamız, 2 adet patlıcan, 1 adet patates, 2 adet domatesimiz var. 4 adet karışık biber, 1 tatlı kaşık kadar tuz, karabiber, pul biber ve kekik kullanıyoruz. Öncelikle hemen geniş bir kabımızın içinde biberlerimizi ince ince doğradık, ilave ettik. Seviyorsanız siz de kullanabilirsiniz. 1 veya 2 diş sarımsağınızı ince ince doğrayın, içine ilave edin. Soğanımızı aynı şekilde ince ince doğrayıp içine ilave edin. Ondan sonra baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Hafif bir yağla beraber karıştırıyoruz. Yağla beraber karıştıktan sonra kıymamızı içine ilave ediyoruz. Kıymamızla beraber güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Ondan sonra tepsimizin altına hafif bir yağımızı sürdükten sonra altına patlıcanları güzelce bir şekilde ince ince doğruyuz, altına seriyoruz. Onun üzerine patateslerimizi seriyoruz. Ve patateslerimizi serdikten sonra onun üzerine kıymamızı ilave ediyoruz. Ve kıymamızla beraber üzerine domateslerimizi de güzelce bir şekilde ilave ettikten sonra alüminyum folyeyle beraber üzerini örtüyoruz ve fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor. Fırında tabii ki pişme süresi de 200 dereceyle 1,5 saat bir pişmesi gerekiyor sevgili izleyenim. Siz de 200 dereceyle fırına gönderip 1,5 saat boyunca iyice bir pişsin. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Ben şöyle bir tatlımıza da bir göz atalım. Evet, kavunda çilekli pudingimiz içinde 1 adet kavun, 1 litre süt. Ondan sonra 1 paket çilekli pudingimiz var. 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 4 yemek kaşığı kadar nişastamız var. 1 paket vanilyamız var. 1 adet kavun, 1 litre kadar süt, 1 paket çilekli puding, ondan sonra 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 paket vanilyamız var. Öncelikle kavunların hemen kabuklarını soyduk, ortadan ikiye böldük. Ondan sonra içini güzelce bir şekilde temizledik. İçini temizledikten sonra tenceremizin içine sütümüzü ilave ediyoruz. Sütümüzü ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde içine şekerimizi, vanilyamızı, ondan sonra çilekli pudingimizi içine ilave ediyoruz. Ondan sonra nişastamızı hemen içine ilave ettikten sonra koyulaşmaya başlıyor. Ve koyulaşma başladıktan sonra içine güzelce bir şekilde ilave ediyoruz. Üzerine tekrardan pasta süsümüzle veyahut da güzelce bir şekilde kuş üzümüyle beraber üzerine ilave ediyoruz. Ve onunla beraber iyice bir üzerine ilave ettikten sonra afiyet yiyeceğiniz hem çok lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Şimdiden size afiyet olsun diyelim. İnşallah siz de evinizi hazırlayıp afiyet yemiş olacaksınız. Evet, biz de böylelikle yavaş yavaş tezgahımızı hazırladık. Tezgahımız güzelce bir şekilde hazır. Öncelik şöyle Hazar Karakolu'ndaki tekrar tekrar bütün askerlerimize, polislerimize benden sevgi ve selamlar olsun. Arkadaşlar, Kerim bana bir şey söyledi ama. Evet, herhalde 4 tane şehidimiz varmış. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun.
İnşallah Cenab-ı Mevlam bir daha bizlere böyle olaylar yaşatmasın. Türk milleti olarak ve bizler olarak bu günleri bir daha inşallah görmemiş oluruz ve yaşatmamış oluruz. Tekrar bütün askerlerimizi çok seviyorum. Buradan onlara kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yeğenim sevgili Uğur Yavrutürk, seni de çok seviyorum. Buradan gözlerinden öpüyorum. İnşallah tez zamanda sen de tezkerini alıp aramızda bulunursun. Ve bütün askerlerimiz aynı şekilde ailelerine kavuşurlar. Polislerimize, görev başına olan bütün polislerimize bizden sevgi ve selamlar olsun. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Öncelik gurbetçilerimiz. Onları çok seviyorum. Buradan onlara kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderirim. Türkiye'de bizleri izleyen herkese, desteğini esirgemeyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Onun için buradan sonsuz sevgi ve selamlarımı sizlere gönderiyorum. Bu şekilde biz de yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Thank you.